Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba bir çorba tarifiyle sizlere geldim. Vitamin bombası arkadaşlar, tam bir şifa. Çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet sarımsak, 1 tane soğan, 2 tane patates, 2 tane havuç, 1 çay bardak pirinç, 1 tas yoğurt. Yaklaşık yarım kilo arkadaşlar. Evet, çorbamızın yapılışı. Sebzelerimizi ince yemeklik doğrayalım. Tenceremize biraz zeytinyağı alalım ve soğan, sarımsağı yağda kavuralım. Soğanı kavururken yarım tatlı kaşığı kadar şeker ilave edelim. Şeker ile birlikte hafif terleterek kavuralım. Daha sonra doğramış olduğumuz patatesleri ilave edelim. Kavurmaya devam edelim. Yaklaşık 1,5 litre kadar kettle'da kaynattığımız sıcak suyu ilave edelim. Çorbamızı daha çok vitamin değerini artırmak için varsa mutlaka tavuk suyu da kullanmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 500 gram kadar da 500 miligram kadar da tavuk suyu kullandım. Pirinci şöyle bir yıkadım, kısa bir süre üzerindeki o tozun nişastasını çıkarttım. Onu da ilave ettim. Havuçları da rendeleyelim arkadaşlar. Rendelediğimiz havuçları da çorbamıza ilave edelim. Ve bu esnada biraz daha su takviyesi yapabiliriz. Kıvamını kendimiz ayarlayacağız. Çok katı bir kıvam olmayacak. Çorbamız kaynarken bir yandan yoğurdunu hazırlayacağız. Yoğurt sosumuz için yaklaşık yarım kilo kadar yoğurdun içerisine bir tane yumurta, bir yemek kaşık un, bir tane limonun suyunu ilave edelim. Güzelce çırpalım. Sosumuzu biraz açmak için bir bardak su ilave edelim ve çorbamızın suyundan alalım. 2-3 kepçe ilave edelim. Kesilmemesini sağlayacağız arkadaşlar. Daha sonra çorbamıza yavaş yavaş bu sosumuzu ilave edeceğiz. Evet, çorbamızın kesilmemesi için bu işlemi mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Kaynayan çorbamızın suyundan yoğurda ilave edelim ve bir yandan sürekli çırpalım. Çorba ile eşit sıcaklığa gelen yoğurt sosumuzu çorbamıza yavaş yavaş ilave edelim. Bu işlemi sebzeler tamamen yumuşadıktan sonra ilave ediyoruz arkadaşlar. Birkaç taşım kaynadıktan sonra tuz ile lezzetlendireceğiz ve yağ sosunu ilave edeceğiz. Evet, neredeyse çorbamız olmak üzere. İnanılmaz lezzetli, çok farklı bir yoğurt çorbası arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu. Bugünlerde şifa niyetine inşallah yaparsınız, sizler de denersiniz. Evet, naneli sos hazırlıyoruz. Zeytinyağını kızdırıyoruz ve bir yemek kaşığından biraz daha fazla nane ilave ediyoruz. Güzelce kokusunu çıkartıyoruz. Daha sonrasında çorbamıza ilave ediyoruz. Evet, cos sesini de duydunuz arkadaşlar. Sosumuz çorbamızla buluştu. Artık yemeğe hazırdır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin diliyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.